Esselamu Aleyküm. Sayın takipçilerim, bugün sizlere şalgam malzemesini hazırlayacağım, mayasının. 2 bardak bulgur unum var, boşaltıyorum. Burada organik ekşi mayam var. Şöyle göstereyim arkadaşlar size. Ekşi mayamdan kullanacağım. Mis gibi kokuyor. Bir bardak ekşi maya. Su alabildiği kadar suyu da kullanacağım. Şöyle. Sayın takipçilerim, bu şalgamın mayası oluyor. Eskiden annelerimiz, nenelerimiz şalgamın mayasını bu şekilde yaparlar. Ben de sizlerle paylaşmak istedim. En çok lezzet veren bu aslında şalgamı. Şimdi sayın takipçilerim, şalgam mayamız böyle. Jelatini kapatıp 3 gün bekleteceğim. O zaman şalgamımızı yapacağız inşallah. İyice ekşimesi lazım. Şalgam çelemimiz var. Bunları şalgama kullanacağım. Şimdi bunları soyacağım. Aşama aşama sizlerle paylaşacağım. Allah izin verirse. Şimdi bunları yıkayacağım. Şimdi sayın takipçilerim, bunları doğrayacağım. Şimdi sayın takipçilerim, böyle çilemlerimi doğradım. Şimdi arkadaşlar, siz bulamazsanız bunu kullanmak şart değil. Ama tabii ki bulursanız daha güzel olur. Ama olmazsa da olur yine. Şöyle üzerine 2 yemek kaşığı tuz boşaltıyorum. Ve bunu iyice karıştıracağım. Böyle. Bunlar arkadaşlar turp gibi değil. Acı. O yüzden akşamdan böyle tuzla karıştırıp yarın sabaha kadar bekleteceğim. Yani kırmızı pancarım var böyle. Bu olsa da olmazsa da olur zaten. Ama siyah havucum da var böyle. Bunları güzelce yıkadım. En önemlisi mayası hazır. Bugün 3. günü mayamızın. Onlarla sizlerle paylaşacağım inşallah. Tuzum da var böyle. Ama bugün arkadaşlar, ben bugün eldivenle çalışacağım. Çünkü havuçlarımız siyah ve ellerim boyanmasın diye. Havuçlarımı temizlerken eldiven kullanacağım böyle. Ne kadar kullandığımı sizlerle paylaşacağım inşallah. Arkadaşlar, ben bunları güzelce yıkadım. Ama aslında soymadan daha iyi sonuç veriyor. Ama ben bunlardan emin olmadım tabii ki. O yüzden bunları soyacağım. Soyarak kullanacağım. Bunları hepsini bu şekilde temizleyeceğim. Şimdi bunları doğrayacağım.
Havuçlarımız çok güzel gerçekten. Böyle. Sayın takipçilerim, böyle böleceğim. Bu şekilde. Hepsini. Şunu da göstereyim. Bu pancarımızı şöyle ince ince doğrayacağım. Şimdi sayın takipçilerim, havuçlarımızı yıkadık, soyduk, doğradık, hazır. Burada da dün yaptığım çelem sizlere paylaşmıştım. Şimdi bunun üstünü açıyorum arkadaşlar. Böyle. Dün tuzlamıştık gördüğünüz gibi. Sulanmış. Bu suyunu dökeceğim. Şimdi sayın takipçilerim, kavanozumuz burada. Çelemlerimizi de yıkadık. Hafif tuzlu tabii ki. Bunlar tuzladığımız için. Mayamızı çok güzel mayalanmış. Ben bundan daha o arttı. Daha bir iki kavanoz daha yapacağım. Ve artanı da komşularımla paylaşacağım. Şimdi bunu bu şekilde mayamızı koyduk. Şöyle güzelce bağlayacağım. İlk önce mayamızı kavanozumuzun dibine en alta koyduk ve yavaş yavaş şöyle biraz çelememizden kırmızı pancar, bismillahirrahmanirrahim, havuçlarımızdan da ekliyorum. 1 kilo havuç. Yarım tane de bu kırmızı pancardan kullanacağım. Bunları da kullanmasak da olur arkadaşlar ama daha güzel bir tat vermesi için. Şimdi sayın takipçilerim, malzemeleri koyduk. Tuzumuzu koyuyoruz. Çelememizin içinde biraz tuz var. O yüzden şöyle bir, iki kaşık kullandım arkadaşlar. İki dolu yemek kaşığı tuz kullandım. Çelememizin içinde de tuz olduğu için bir kaşık daha koyacaktım. Gerek yok. Böyle. Şimdi suyumuzu ekliyoruz. Sayın takipçilerim, tam 3,5 litre su koydum. Yarına kadar tuzuna bakacağım. Ne kadar tuz kullandığımı da sizlere söyleyeceğim inşallah. Böyle. Ama belki de yeterli bu. Şöyle ağzını kapatıyorum. Ve bunu 15 gün bekleteceğim. Oluk yerde bekleteceğim daha çabuk olması için. Beraber inşallah. Oldu o zaman, sizlerle paylaşacağım inşallah. Görüşüyoruz inşallah. Şimdi sayın takipçilerim, şalgamımız böyle hazır. Böyle kapağını kapattım iyice. Bir de sayın takipçilerim, böyle klasik bardakla ölçtüm tuzunu. Yarım su bardağından birazcık fazla, yani 4 yemek kaşığı tuz kullandım. Yine siz damak tadınıza göre tuzunu ayarlarsınız ama tabii ki az olmasın. Şimdi şalgamımız hazır. Olmasını bekleyeceğiz. İnşallah güzel olur. Ağız tadıyla Rabbim yedirmeyi nasip olur. En güzel şekilde. Rabbim utandırmasın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.